Dostlar merhaba. Contemporary İstanbul'da yine beraber ve ayrı bir bölümdeyiz. Ben çıktım, bir üst kata geldim. Burası açık ve Borsa Lokantası'nın önü yanılmıyorsam. Evet, buradaki olay sergilenmiş heykeller. Onları izleyeceğiz. Dostlar, burada bir kurban buldum. O kurban bana buradaki vallahi heykellerini anlatacak. Lütfen. Beş parça olarak sergilenen eser aslında bir eser olarak Basım Ahmet tarafından bize sunuluyor. Bir su damlasının hayatımızdaki bir çöldeki değerini vurgulamak istemiş burada. Bir su damlasının çöldeki değeri. Evet, hayatımızda. Hayatımızda tabii. Miniatür sanatçısıymış, kendisi Pakistanlı. Ama ilk defa Çin üzerine çalışmış. Yani ilk seramik eseri ve İstanbul Boğazı'ndan etkilenmiş. İstanbul Boğazı'na bakarak bitiyor zaten eser. Beş parça olarak başladığı yerden İstanbul Boğazı'na bakarak bitiyor. Bu mesela en etkileyici. Ben o zaman yanlış yerde miyim? Karşıya gidip oradan mı başlayacağım? Oradan başlıyor. Park park, burası da son park. Ya ben size ya çok yanlış bilgiler verecektim. Bir tersten başlamışım. Yani bir işi ters yüz etmek yanlış. Şimdi ben doğru yere gidiyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bakalım olayı çözebilmiş miyim? Bunlar beş parça. Birinci parça bu. İkinci parça bu. Şu anda çöldeki susuzluğun kıymetini anlatan eserin tadına varmaya çalışıyoruz. Şimdi dördüncü parçaya doğru yol alıyorum. Dördüncü parça. Susuzluğun kıymeti çölde. Çünkü birazdan doğru 5. parçaya gittiğimizde Marmara Denizi'nin boğaza açılan kapısını göreceğiz. Öyle tahmin ediyorum. Evet. 5. parça. Ama en önemlisi tabii ki suyun kendisine geliyor olmamız. İşte su.